Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yorum satılarından ve değişken isimlendirmelerinden bahsedeceğim biraz. Neden yorum satırları önemli? Bizim için yorum satırları o fonksiyonumuza ne işe yaradığı hakkında bilgi vermemize yarar. Örneğin ben burada bir fonksiyon yazmışım. Daha sonra bu fonksiyona baktığımda bu fonksiyon hakkında hemen hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmam benim için daha iyidir. Veya daha sonra bir geliştirici bu projede devam edecekse yine aynı şekilde bu fonksiyonun ne işe yaradığını bu açıklama satırından anlayabilir. Ondan sonra değişkenlerimize ne kadar düzgün isim verirsek o kadar iyidir. Ben burada mesela düzgün bir isim vermemişim. Eğer siz de uygulamalarınıza daha düzgün bir isim verirseniz, mesela bu değer hangi değerin olduğunu bilmezseniz, bu şu an benim projem olduğu için ben ne olduğunu biliyorum ama başka birisi ve daha sonra tekrar bu projeye baktığınızda anlamazsınız. O yüzden yorum satırları bizim için önemlidir. Veya yorum satırlarını şu şekilde de kullanabiliyoruz. Örneğin bazen bu kodun çalışmasını istemiyoruz. Siliyoruz veya hemen öyle çalışıyoruz. Bunun yerine kodun başına iki tane slash koyarak burayı okunmaz hale, yani burayı biz yorum satırına çevirebiliyoruz. Yani bunlar sizin işinizi kolaylaştırabilir. Bu dersimizi anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.